Sayın Özgür Akınlı'yı sahneye davet ediyorum. Merhaba arkadaşlar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum burada beni ağırladığınız için. Topluluğun ismi çok güzel. Öncelikle onu belirtmek istiyorum çünkü tam da benlik, teknoloji, bilim, inovasyon. Maalesef ülkemizin zirvesine bile bunu çok zor öğrettik. Bilim ve teknolojinin ne kadar önemli olduğunu, bakanlık kurulması gerektiğini, bu konuda atılımlar yapılması gerektiğini. Ama bizler bu yaşta, bu bilinçteysek umut ediyorum... Bizden önceki neslin söylediği gibi değil de yeni nesil çok daha bilinçli ve güçlü bir şekilde geliyor. Bundan dolayı sizleri kutluyorum. Böyle bir etkinlikte yer aldığınız için sizler de hoş geldiniz. Öncelikle ben Yasemin. Bugün sizin hakkında bir soru arkadaşlarımın mesajından ben soracağım. Tabii görüşlerimiz düşünmelerinde. Yapay zeka ile ilgili sorumuza başlayalım. Yapay zeka hakkında gelecekle ilgili söylentileri hepimiz biliyoruz. Gündelik yapay zekanın insanları yöneteceği düşünülmekte. Bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir? Evet arkadaşlar, öncelikle konuşmama yön vermek için sizleri kısaca tanımak istiyorum. Bilgisayar mühendisliği bölümü arkadaşlarımız var mı burada? Bilgisayar programcılığı, elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, İşletme, makine mühendisliği, evet ve diğer saymadığım bölümler, bir tane söyleyebilir misiniz? Çevre mühendisliği, enerji mühendisliği, harita mühendisliği. O zaman aynı dilden konuşuyoruz, rahatlıkla konuşabilirim. Şimdi yapay zeka, artificial intelligence, dünyada aslında yarı iletken teknolojisiyle başlamıştır ilk olarak bu tür bir uygulama. Yani yarı iletken teknolojisi dediğimiz bugün 1950'lere dayanır. Ama günümüzde artık öyle konuşulur hale aldı ki bundan belki 20 yıl önce senaryolarda yer alıyordu. Yani sinemalarda senaristler yapay zeka üzerine çeşitli kurgular kuruyordu. Bugün bunların kısmen gerçek oluyor olacağına ikna olmaya başladık. Neden derseniz... çok basit bir örnek, CIH dediğimiz bir virüs vardı. Belki duymuşsunuzdur, Çernobil virüsü diye. Bu virüs aslında çok basit bir şey, yazılımsal bir parçacık diyelim biz buna. Bilgisayarınıza giriyor ve board üzerindeki mikro işlemcinizi, entegrenizi etkiliyor. Flash bellek dediğimiz flash BIOS'u etkiliyor ve bilgisayarınızı açılmaz hale alan bir virüstü. Ve bu Çernobil vakasına dikkat çekmek için geliştirilmiş bir virüstü. Biliyorsunuz her virüsün bir amacı vardır. Aslında siber terör olarak da anılabilir. Şimdi bu virüse baktığımızda bu amacı her neyse ama bilgisayarları insanlık için zarar haline getirdi mi? Zararlı bir noktaya getirdi mi? İşletmeleri o gün çökertti mi? Evet, ben o dönemde yapıcı iş merkezinde küçük bir iş yerim vardı. Bir bilgisayar şirketim vardı ve bilgisayar şirketimin önünde dağ gibi bilgisayarlar yapmıştı. En azından 100 tane bilgisayar, hepsi çökmüş. Bu ne demek? Evdeki bilgisayar, iş yerindeki bilgisayar, bankadaki, okuldaki veya herhangi bir yerdeki bilgisayar. Dolayısıyla bilgisayarlar iş yapmaz hale aldı. Bugün yapay zekalar nereye gidiyor? Yapay zeka dediğimiz kavram her geçen gün gelişmekte. Şimdi insan beyninin çalışma sistematiğine baktığımızda aslında bilgisayar sistemine çok yakın bir çalışma mantığı olduğu, sadece şifrelemenin belki bir bitlik, bir bilgiyle değil de işte 4 bitlik bilgilerle kullanıldığı, işte adenin, bu DNA'daki şifreler ya da RNA'daki şifrelerle çözümlendiği görülmekte. Dolayısıyla beyin sisteminin çalışmasıyla bilgisayar sisteminin çalışması çok da farksız değil birbirinden. Bilgisayar sistemlerindeki yazılımlar her geçen gün eğitimli hale almakta. Ve bunu kabul ederiz etmeyiz bilmiyorum ama artık düşünebiliyorlar. Artık yorumlayabiliyorlar. Düne kadar biz bunun farkında mıydık? Değildik. Ama bugün baktığınızda bir bilgisayar, önümüzde görmüş olduğunuz bu, bunun bir su şişesi olduğunu bir algılayabiliyor. Bunu kütüphane bilgisi de kullanarak yapabiliyor. Ya da çeşitli farklı bilgileri bir araya getirerek de gerçekleştirebiliyor. Geleceğe biraz gidecek olursak, maalesef ki yapay zekalar gün gelecek insan beynini geçecekler. Ve insanlığa hizmet edecek şekilde programlanan yapay zekalar bir gün insanlığın karşısında bir düşman olarak belki bir
zarar verici unsur olarak, ki biraz önce bahsettiğimiz virüsler aracılığıyla yine insanların kötü niyetli şekilde programlamaları ve yapay zekalara virüs girmesi neticesinde yapay zekalar bilim insanlığa hizmet değil, belki robotlarla savaş edeceğimiz bir noktaya kadar bizi getirecek. Bu bilim adamlarının birçoğunun öngörüsüdür. Ben de geçenlerde sosyal medyada da yayınladım. Bana göre içinde bulunduğumuz yüzyıl, yani 21. yüzyılda siberneti geliştiren ülkeler kazanacak. Yani robotik teknolojiler, yapay zeka teknolojileri, IT dediğimiz teknolojilerde gelişim yapan ülkeler kazanacak. 22. yüzyılda, yani bundan sonraki yüzyılda bunu kontrol edebilen ülkeler kazanacak. 23. yüzyıl için net bir şey söyleyebilirim ki bunlarla savaşabilen ülkeler kazanacak. Yani belki çok değil bir 150-200 yıl sonra bizi çok farklı savaşlar, çok farklı gündem bekliyor. Bunu göremeyeceğimiz için bir öngörü değil, sizin ömrünüze yakın bir süreçte de bunun daha basit kontrol edilebilir savaşlarını göreceksiniz. Belki bir 50 sene içerisinde bu tür savaşların örneklerini basit de olsa görebileceksiniz. Söylediğim daha büyük dünya geneline yayılmış savaşlar olacak. Muhtemelen bunu da 200 yıl sonra göreceğiz. Belki biz görmeyeceğiz ama şimdi bu öngörüde bulunalım. Peki yapay zeka hakkındaki çalışmalarınız nelerdir? Yapay zeka konusunda ben yaklaşık 20 senedir biliyorsunuz Akrisoft bizim yüksek teknoloji ürettiğimiz şirket. 20 senedir burada yazılım geliştiriyoruz. Kendim 25 senedir falan bu teknolojinin içerisindeyim. Özellikle yapay zeka algoritmaları konusunda dünyada adı geçen birçok algoritma var. Bunu arkadaşlarımız, bu konuyla ilgilenen birçok arkadaşımız bunu biliyordur. Ama onun dışında da aslında sadece mevcut algoritmalara bağlı kalmayıp kendiniz de bir takım şeyler, algoritmalar geliştirebilirsiniz. Sadece ince nokta şu ki kendini besleyen algoritmalar. Yani veri tabanını aktif kullanma, iletişimi aktif kullanma. Onun dışında da bu karar mekanizması dediğimiz kendi kendini eğitebilir hibrit algoritmalar geliştirirseniz aslında birer yapay zeka algoritması da siz geliştirmiş olursunuz. Bununla ilgili benim birçok geliştirmiş olduğum algoritmik programcıklar var, farklı algoritmalar var. Bunlar zaman içerisinde şu anda üzerinde çalıştığımız robotik teknolojilerde uygulamaktayız ve zaman içerisinde de uygulayacağız. Peki o zaman robotunuz adaya gelelim. Bu robota vermiş olduğunuz ada isminin sizin için önemli nedir? Bize kimi ve neyi çağrıştırmalı? Evet, şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Demokratik ülkelerde ilk tanımlarda şu cümleyi duyarsınız. İşte din, dil, ırk, etnik köken ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın. Ama maalesef şu anda demokratik ülkelerin çoğunda hala cinsiyet ayrımı yapılmakta. Bunlardan bir tanesi şu, kadın hakları cümlesi. Bu bir cinsiyet ayrımı cümlesidir. Kadın hakkı diye bir şey yoktur, insan hakkı vardır. İşte kadına şiddete hayır. Bu bir cinsiyet ayrımı cümlesidir bence. Yani insana şiddete hayır. Barışçıl bir toplumda olmaz. Tabii barış da göreceli bir kavramdır. Savaş da göreceli bir kavramdır. Savaş nereye kadar, barış nereye kadar? Yani bugün günümüz dünyasında bir insanı öldürmek suç mu? Evet, suç. Eğer insanlar birbirini hiç öldürmemeye başlarsa bu kez insanların birbirine tokat vurması suç olacak. Kimse kimseye tokat vurmazsa ters gözle bakmak çok büyük suç olacak. Dolayısıyla bu da göreceli bir kavramdır. Böyle bir dünyada yaşıyorsunuz. Şimdi Ada Lovelace. Duyan var mı daha önce bu ismi? Bu dünyadaki ilk bayan bilgisayar programcısının fizikçi aynı zamanda kendisi ismidir. Ve birçok yine cinsiyetinden dolayı, bir kadın olmasından dolayı birçok döneminde birçok zorluklar yaşamıştır. Biz hem ona atfetmek için Ada ismini koyduk hem de Android Developed by Akınsoft'un kısaltılmış, işte Akınsoft tarafından geliştirilen Android robot anlamında böyle bir kısaltma olarak. Aynı zamanda Ada Türkçemizde de bir kız ismidir, bayan ismidir. Bunu da çağrıştırır. Bunları birleştirdiğimiz zaman yeni robot, yeni nesil robotumuzun ismi. Robotumuz da bir bayan gibi görünüyor zaten. Evet. Burada benim biraz daha özel bir sorun olacak size. Ben Ada'yı gördüm ama Ada'nın bir yüzü yoktu. Garsonluk yapan bir Ada'dan bahsediyoruz.
Ve hani toplum olarak gittiğimiz yerde güleriniz görmek bizi her zaman çok etkiler. Şimdi adaya yüzünü de demek istedim. Yani tahmin güler olarak... Güler yüzü olacak mı demek istedim. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu konuda internette de çok eleştiri aldık aslında. Hem adanın işte yüzünde olmaması, işte adanın tek gözlü olması. Birçok eleştiri aldık. Ama ben eleştiriler konusunda... Mehmet Efendi'nin eşeği diye bir hikaye var. Dinlediniz mi onu? Duyan var mı Mehmet Efendi'nin eşeği? Ben onu kısaca anlatayım. Eleştirileri kendinize nasıl taban yapabilirsiniz? Şimdi bir gün Mehmet Efendi'nin eşeği çok da verimli bir eşek. Kuyunun bir tanesine düşüyor. Mehmet Efendi diyor ki eşeğim gitti, eşeğim gitti. Kurtaracak. Uğraşıyor sürekli, uğraşıyor falan. Bir türlü kurtaramıyor. Ve sonra diyor ki hayvancağız aşağıdan sürekli can çekiyor. Kurtaramayacağım, bari diyor üzerine toprak atayım da boğulsun, ölsün. Orada can çekişmesin diyor. Köylüler de topluyor. Sürekli üzerine toprak atıyorlar. Konuya nereden geldik Yasemin? Adamın gülen yüzünden geldik. Konudan kopmayalım diye arkadaşlar, arada hatırlayalım diye. Şimdi çok uzatmayalım. Eşek üzerine atılan toprakları sürekli silkinerek üzerine basmaya başlıyor. Üzerine her toprak attığında köylüler silkinip tekrar üzerine basıyor ve böylelikle hızla kuyu doluyor ve eşek köylülerin şaşkın bakışı arasında özgürlüğüne kavuşuyor ve kaçıp gidiyor. Yani üzerinize atılan her toprak, her eleştiri aslında sizin kullanabileceğiniz birer malzemedir. Dediğim gibi 20 yıldır profesyonel iş hayatındayım. Birçok kez eleştiri aldım. Maalesef sizlerin de bildiği klasik bir söz vardır işte, bilmeyenler eleştirir. Hani bu konuyla ilgisi olmayanlar eleştirir. Yok, ilgisi olan da olmayan da böyle değil. Eleştirme bir ego aslında insanlarda. Ne kadar olumlu bir şey söylese de insanlar biraz da olumsuz bir şey söyleme mecburiyetinde hissedebiliyorlar kendilerini. Tabii ki bunlar olumlu eleştiriler bu arada, onu antiparantez belirteyim. Güzel eleştiriler çünkü insanlar bildiğini, gördüğünü eleştirir. Hani yüzle ilgili ya da kıyafetle, görüntüyle ilgili eleştiren hepsi hoşumuza gidiyor. Çünkü arkadaşlarımız bu konunun içerisinde. Ama bir bilgisayar mühendisi arkadaşımız da tabii ki işin tekniğiyle, bir elektronik mühendisi ya da bir makine mühendisi arkadaşımız da işin tekniğiyle ilgili teknik eleştiriler getirebiliyor. Bunlar da bizi mutlu ediyor. Şimdi çok hızlı bir süreçte geliştirdik biz adayı. Bundan önce biliyorsunuz Akıncı serisini geliştirmiştik. Akıncı 1, 2, 3 işte pancar robotu geliştirdik. Ardından dedik ki ülkemizde artık bir ilke imza atsın. Japonya'da işte Çin'de bir restoran açılıyor ve robotlar bu restoranda servis yapıyorlar. Bizim bütün ana haberlerimizde bunu gördünüz. İşte bakıyorum birçok sosyal medyada bunu arkadaşlarımız paylaştılar. Neymiş? Çin'de restoranda garsonlar servis yapıyorlar. Ada, bizim Ada Lovelace'imiz, ondan çok daha gelişmiş bir robot. Öncelikle söyleyeyim. Yani o Çin'de hizmet gören restorandaki robotlardan daha gelişmiş bir robot. Teknolojisi. O masaya dahi servis yapamıyor. Bizimki masaya servis yapabiliyor bizim robotlarımız. Biraz daha buna rağmen apar topar çıkardık. Neden? Çünkü teknoloji zaman demektir. Ürününüzü zamanında çıkaramazsanız değer kaybeder ve çıkardığınız ürünün hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı kalmaz. Yani bugün çıkarmak zorundasınız. Bundan 8110 dediğimiz bir Nokia'nın telefonu vardı. Bir dönem kasıp kavurdu biliyorsunuz belki. Zamanın en iyi telefonlarından bir tanesiydi. Bugün çıkarmış olsaydı Nokia bunu tutar mıydı? Tabii ki tutmazdı. Gününde iyiydi bu. O yüzden biz de gecikmemek adına bir takım şeyleri göz ardı ederek hızlı bir şekilde adayı yaptık, çıkardık. Ve dünyada ilkler arasına girdi. Yani bir Japonya'da var, bir Amerika'da var sanırım. Biz de üçüncüyüz Türkiye olarak. Ve gazeteler, televizyonlar bunu anarken Tokyo değil Konya diyerek andılar. Bu çok önemli bir şey. Şu an bulunduğunuz topraklar, Türkiye'nin ortasında Konya ve Konya'nın merkezinde arkadaşlar, dünya teknoloji merkezi. Konya'da teknoloji üretilmiyor değil. Konya'da dünya teknolojilerinin eriştiği en üst seviyede teknoloji üretiliyor. Yani sizler üretiyorsunuz, sizlerin arkadaşlar üretiyor, yarın sizlerle birlikte çalışacağız. Bu Konya olur, bu Siirt olur, bu Ardahan olur, bu Hakkari, Muğla olur, fark etmez. Bu coğrafyada yüksek teknoloji üretilebilir ve üretiliyor. Yüzüne gelelim.
Dediğim gibi apar topar çıkardığımız için yüzü kabaca böyle bir şeyden, bir mankenden alıp uyarlayabildik. Saçı da zaten emo şeklinde olur. Yani emo diyorlar ona. O yüzden biz hem modele uysun diye hem de tabii teknik olarak biraz da maliyetten kaçmak için tek kamera bize yetiyordu. Tek kamera taktık. Burasını da saçla kapattık. Tek gözlü. Ama ondan çok illuminate mi işte bilmem ne. Yani böyle bir şey yapacak olsak zaten yapardık. Bunu senin ruhun duymazdı. Şimdi zeka seviyesi düşük insanlar bazı fraksiyonlara kendilerini kolayca kaptırabiliyorlar. Zeka seviyesi orta olan insanlar fraksiyonları yönetiyorlar. Zeka seviyesi yüksek olan insanlar ise hiçbir fraksiyona kendini kaptırmayıp sadece kendini insanlığa dayayıp insanlık için hizmet üretmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla A'ymış, B'ymiş, C'ymiş. Ya bugüne kadar bunları daha çözemediniz mi? Yani düne kadar sizi işte sen sağda geziyorsun, sen solda geziyorsun diye parçaladılar. Yok inanmadınız, sen dediler geride gidiyorsun, sen ilericisin dediler, parçaladılar. Senin başın kapalı, senin saçın açık. İşte parçaladılar. Senin rengin biraz koyu değil mi ya falan dediler, parçaladılar. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar yani? Aynı coğrafyada yaşamayı öğrenin artık. Yani bugün Amerika'ya gittiğimizde demokrasi merkezi, işte dünya jandarması demokrasi merkezi falan işte her neyse çok kelime söylemeyelim. Orada yani renk renk insanlar bir arada yaşayabiliyorlar. Birçok dinden, ırktan insanlar bir arada yaşayabiliyorlar. Ortak oldukları tek bir nokta sadece insan olmaları. Biz neden böyleyiz biliyor musunuz? Biz gözümüzü açamamışız. Çünkü mahalledeki iki çocuk birbiriyle sürekli kavga ederler. Ama bir başka mahalleye gittiklerinde ne olur? Onlar dosttur, aynı mahalle arkadaşıdır, birbirini korurlar. İldeki arkadaşlar da öyle. Birbiriyle tartışırlar ama bir başka ile gittiğinizde dersin ki benim şeyim, toprağım bu benim dersin, sarılırsın. Ülkede çok daha farklı. Türkiye'de birbirinin yüzüne bakmayacak iki tane adam eğer Avrupa'da bir yerde tesadüfen karşılaşırsa falan Türk kardeşim diye birbirine sarılırlar. Bunu dünya için düşünün. Çok değil yani uzay seyahatleri başlayacak. Uzaya çıktığınızda ki Rus'la Amerikalı'yı genelde uzayda birbiriyle barıştırırlar ya da mesaj verdirirler biliyorsunuz. Uydular vardır onların bir araya gelirler. Bir Rus pilotla, astronotla, bir Amerikan astronot bir araya gelir ülke kardeşliğinden falan bir takım mesajlar verirler. Daha dün Dünya Savaşı'ndaydınız. Oraya çıkınca da iş değişiyor. Dolayısıyla biraz açalım. Yani açabileceğimizi çok zannetmiyorum. Hepimiz için. Benim için de daha. Ama en azından bir tık daha açalım. Çevremizdeki insanların eteğini asıla bir yere kadar gidebiliriz. Öncelikle çevremizdeki insanları desteklemeyi bir artı dahi biz koymaya çalışalım. Tembel bir sınıfın çalışkan öğrencisi hiçbir işe yaramaz. Zeki öğrencisi hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Varsın zeki bir sınıfın tembel öğrencisi olur. Arkadan gelin ama seviye üstü olsun. Dolayısıyla çevremizdekileri ne kadar desteklersek o kadar ileri gidebiliriz. O zaman yine adadan ve garson robotlardan devam edelim. Bu robotları ürettiğiniz zaman garson ve komilerden tepki geldi mi size? Evet, yüksek teknoloji işsizlik getirir mi be adam diye bir söylüyorlar, soruyorlar. Ben de bunlara her zaman cevap veriyorum ama tekrar sizinle birlikte bir kez daha cevaplamaya çalışalım. Benim finansörlerimden bir tanesi buydu. Vize finansörlerinden bir tanesi buydu. Mekatronik mühendisliğinde derse girerken arkadaşlara önce anlattım. Dedim arkadaşlar tartışabiliriz yani öğrencilerime. Güzelce tartıştık, her şeyi anlaştık. İtiraz olan varsa şimdi söylesin dedim. Gel gelelim, hocam sınavda hala. Ben o görüşe katılmıyorum, kendi görüşümü yazmak istiyorum. Yaz arkadaşım dedim, yaz. Yaz, 20 puanlık soruysa 0 alırsın. Niye? Çünkü sen derste tartışmamışsın, sınava gelince, iş işten geçtikten sonra hala ben de buradayım. Nerede olduğunu önce, ne zaman konuşacağını önce tam olarak bileceksin. Şimdi burada karar verelim. Sizlerin birçoğu yüksek teknoloji üretecek. Üretiyor. Şu anda bilim yapıyorsunuz ya da öğreniyorsunuz. Sizce teknoloji işsizlik getirir. Getirir diyenlere el kaldırsın. Getirir diyenler lütfen net bir şekilde el kaldırsın. Ben kaldırmıyorum da yanlış anlaşılmasın. 3 arkadaşımız demek 4-5 arkadaşımız. Evet, şimdi bu arkadaşlarıma tekrar soruyorum. İnsanlık tarihi, yazılı insanlık tarihi yaklaşık 10.000 yıl. 10.000 yıl içerisinde hangi dönemde teknoloji yoktu? İnsanlar iş buldular. Hangi dönemde teknoloji yoktu da iş buldular? Şimdi
hem bir kaptan yemek yiyip hem kabı parçalamaya çalışırsak, teknoloji severler olarak ki zannediyorum bu arkadaşlarla, en azından bu arkadaş değil hepimiz, eğer bu nesilde yaşıyorsak, bu dönemde yaşıyorsak artık teknolojiyi reddetmek gibi bir durumumuz yok. Teknoloji işsizlik getirmez arkadaşlar. Teknoloji ne getirir? Biçer döver getirir size. Biliyor musunuz biçer döverin ne kadar şey aldı? Daha geriye gidelim. Matbaa getirir size. 50 yıl geç aldınız matbaayı ülkeye. Ne oldu? Hattatlarınız işsiz mi kaldı? Yoksa daha çok kitap yazıldı. Birazdan söz vereyim. Daha çok kitap yazıldı. Bilim daha gelişti. Teknoloji daha ilerledi. Ki bakın insanlık adına konuşsak dahi böyle. Ama ben rekabetçi bir dünyadan bahsediyorum. Sınırlardan bahsediyorum. Eğer bir sınırlar içerisinde, bir rekabet içerisindesiniz, böyle bir dünyada yaşıyorsanız çok çok daha önemli teknoloji. Çünkü alıp başına gidiyor öbür adamlar zaten. Ya arabayı, matbaayı geçtik. Araba, siz üretmediniz, kim üretti? İşte Amerikanlar üretti, Almanlar üretti, Japonlar üretti. Şimdi alıyorsunuz. Ne alıyorsunuz? Demir yığını alıyorsunuz. Demirin kilosu 1 lira, arabanın kilosu 100 lira. Artık kiloyla da ölçülmüyor da teknoloji. Hala kiloyla ölçenleri de ben kınıyorum. Ama arabadan örnek verdiğimiz için kiloyla ölçelim. Biçer döver, dediler ki bir biçer döver gelirse 50 tane işçi işsiz kalır. Bakın 50 tane işçi bir biçer döver gelirse 50 kişi işsiz kalır. Doğru mu? Evet, bir bakış açısıyla doğru. Arkadaşlar 50 kişi, özür diliyorum ama bu bir tabirdir. Irgat gibi sıcağın 40 derece 50 derece sıcağın altında tarlada mı çalışsın? İnsanlık bu mu yani? Bunun yerine insanlık bir tane makine geliştirse, o insanlardan masa başı daha nitelikli işler bulsa, daha mantıklı değil mi? Diyeceksiniz ki herkese iş yok, bulamıyoruz. Şimdi bakın, daha geniş açıdan baktığınızda iş ve işsizliğin aslında bir kavram olduğunu, gerçek ekonominin kaynaklar üzerinde yapılması gerektiğini görürsünüz. Yani dünyada kaynaklar vardır, doğal kaynaklar. Acaba dünyadaki doğal kaynaklar insanlığa yetiyor mu, yetmiyor mu? Asıl soru budur. Yetiyor. O zaman bunu, ama insanlar insanlara hizmet olarak getirmiş, sunmuş, ama robotlar getirmiş, sunmuş. İnsanlık niye günde 7,5 saat çalışıyor? Türkiye Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığı kanunları diyor ki normal bir insan 7,5 saat çalışmalı. İstanbul'da yaşıyorum. 7,5 saat, molalarını ekle 9 saat, yolunu ekle 2 saat gel, 2 saat git, gitti senin 15 saatin. 15 saat iş hayatındasın. 8 daha ekle, kaç etti? Uyku 23. Geri kaldı 1. 1 saat de sosyal hayatına zaman ayır. Bırak da robotlar çalışsın. Arkadaşım sen de günde 2 saat çalış. 2 saat çalışınan o yönetim anlayışı, doğru yönetimler olursa insanoğlu 2 saat çalışır. 7,5 saat yerine. Çok kısa arkadaşımıza kaldırdı. Sorunuz varsa alabilirim bu konuyla ilgili insanı. Şimdi insanlar sürekli ihtiyaç halindedir. İhtiyaçlar miktarmak için yeni şeyler bulma arayışındadır. Siz adayı niçin, hani buna ihtiyacınız mı vardı? Ne ihtiyacınıza çözüm olarak yaptınız? Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, ben kimliğim gereği öncelikle şunu söyleyeyim, iş adamı değilim. Tamam, büyük bir şirket yönetiyor olabilirim. Bu noktaya gelmiş olabilirim ama mecburiyetten bunu yapmak zorunda kaldım. Çünkü Türkiye'de maalesef Ar-Ge'ye, bilime gereken özen gösterilmiyor. Çalışabileceğimiz doğru dürüst kurumlar ya da doğru dürüst kaynaklar yok. Mühendisimize değer verilmiyor. Bundan dolayı dedim ki en azından kendi kaynaklarımızla bir şeyler yapalım da bizden sonra gelecek arkadaşlara, mühendis arkadaşlara bir yol olsun, bir çığır olsun. Ve siz yapamazsınız, siz edemezsiniz. İşte burada yüksek teknoloji mi olur? Burası Türkiye. İşte burası Türkiye cümlesini duyuyorsunuz değil mi çoğu zaman? Bu cümleyi ya söylemeyin artık ya. Söyleyecekseniz burası Türkiye diye söyleyin. Burası Türkiye arkadaşlar. O şekilde söyleyin. Burnunuzu, ağzını, yüzünüzü eğerek değil yani. Burası Türkiye. Burada yüksek teknoloji üretilir. Burada insana saygı duyulur. Burada kardeşçe yaşanır. Burada her şey yolundadır. Biz önce buna bir inanalım. Kendimizi bir düzelte. Sende sorun varsa onu bilemem. Sende sorun varsa onu bilmiyorum. Herkes kendini düzeltirse ülke düzelir. Biz adayı yaparken mesaj vermek için yaptık. Ben yıllar önceden söylüyordum. Yani garson robotlar yapacağız. Hiçbir garson arkadaşım da bundan müzdarip değil. Çünkü garson kelimesini, bakın onu da anlatmanızı söyleyeyim. Zaten geçici yapıyor arkadaşlarımız. Garsonluk görevini, böyle kendine çok meslek edinmiş, çok nadir garsonlar vardır. Onlar da lüks, işte alakart restoranlarda yer alır. Genelde kafelerde dikkat ederseniz, mevsimlik, dönemlik, geçici. Ben de yaptım.
öğrencilik döneminde harçlık kazanmak, para kazanmak için yapılan bir takım faaliyetlerdir. E hiçbir arkadaşımıza demedi ki ya adalar çıktı da ben işsiz kaldım. Ama 15 tane mühendisimiz bugün Türkiye'de tarih yazıyorlar. Türkiye'de garson robotları yaparak tarih yazıyorlar. İsterseniz bu yönden bakın. Ben sözlükleri severim. Ama onlar beni sevmiyor. İşte sorun burada. Sözlükler? Biliyor musunuz sözlükleri okuyor musunuz? İnternette. Var aslında orada beni seven bir sözlük de var. Onu bu hani biraz küfürlü bir sözlük var ya. İsmini çok anmak istemiyorum. Ekşi değil. İnci sözlük. O çocukları çok seviyorum. Bir gün ne yaptılar? Ya çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Bir gün ne yaptılar? Her yere saldırıyorlar biliyorsunuz onlar. Çökertiyorlar. İşte bir şey yapıyorlar. Bir gün benim sosyal medyama, benim web sitelerime saldırma kararı almışlar. Birkaç yerden de tabii Türkiye'de farklı kanallarda tanıdıklarım olduğu için bana bilgi geldi. Dediler ki ince sözlük size saldıracak. Dedim saldırsınlar. Arkadaşların doğası bu çünkü. Normal yani. Şimdi saldırı başladı. Ama benim cep telefonum bildirim manyağı oldu. Her yerden bildiri geliyor. Bakıyorum binlerce. Oradan buradan yorumlar bilmem ne. Ama yorumun mantığı tek onların küfürlerini biliyorsunuzdur. Şurada söylemeye gerek yok. Onu saydırıyorlar sürekli. İşte altını ser biliyorsunuz yani. Tamam dedim ya olur. Bekledim. Şimdi onlar istiyorlar ki ben karşı atağa geçeyim. İyice hararetlensinler. Bir siber saldırı çıksın işte. Akıl sokla inci sözlük arasında. Şey bitti hemen inci sözlüğün logosunu aldım. Akıl sokun logosunu aldım. Sosyal medyada yayınladım. Dedim ki inci sözlükteki bugüne kadar dikkate almadım. Arkadaşlarıma özür diliyorum ve çok çok teşekkür ediyorum. Sosyal medyanın gücünü bana bir kez daha gösterdikleri için dedim. Teşekkür ettim. Bu kez onu aldılar, kendi sayfalarında paylaşıyorlar. Reis'sin sen bizim bilmem ne. Çünkü bu grup bir şey değil. Örgüt, kendi kendine örgütlenen işte daha çok 10 yaştan başlayıp 20 yaş grubuna kadar devam eden böyle bir genç arkadaşlarımız. Çok güzel dayanışma ve iletişimin gücünü bizden çok çok daha iyi bilip kullanan arkadaşlarımız. Ha, zaman içerisinde ticarileştirildi, farklı noktalara çekildi, kullanılıyor ama yani en azından örgütlenebiliyorlar. 10 yaşında insanlar var orada. Ve inanır mısınız bugün Hürriyet'in, işte Milliyet'in, bizim bildiğimiz Sabah'ın, işte ulusal gazetelerimizin tirajları 100 bin, 200 bin, 50 bin değil mi? Çocuk 10 yaşında günlük tirajı 2 milyon. Twitter fenomeni. Adam 10 yaşında. Beğenmez. Çünkü ben de beğenmemiştim zamanında. Bana verdikleri koltuktan Twitter'a hakaret kikiri demiştim. Facebook'a da çirkin medya demiştim. Bunlardan uzak durun demiştim. Maalesef böyle yöneticilerle bu noktaya gelemedik. Ama bu arada bunu söyleyen dönemin başbakanları. Çirkin medya deyip, hakaret kikiri deyip, Facebook'a çirkin medya deyip. Yani bugün Türkiye'nin en büyük reklam geliri kimdi? Hadi soruyorum size. Türkiye'de en büyük reklam gelirini alan medya kuruluşu hangisidir? Sıkı durun arkadaşlar. Facebook, Google, YouTube. Bugün, yarın söylemiyorum. 1 milyar 400 bine ulaştı Facebook. Dünyada Çin'i geçti. Hindistan'ı, Çin'i geçti bir ülke olarak. Ve o kadar güzel reklam kullanıyorlar ki kişiye özel. İşte şu ilde yaşayan, daha önce şu linklere bakmış olan, şu yaş grubuna uygun kişileri seç, bunlara reklam veriyor. Ve herkes onu kullanıyor. Eskisi gibi televizyon izleyen var mı aranızda? Televizyon mu daha çok izliyorsunuz, bilgisayarda mı daha çok kalıyorsunuz? Şimdi soruyorum, televizyonda daha çok kalıyorum diyenler, bilgisayarda daha çok kalıyorum diyenler, bir dönem biz de giriştik ama Türkiye'de internet yok. Şu an yok, hala yok. Bak şu anda Türkiye'de internet yok. Var diyen bir bilir kişi gelsin lütfen burada tartışalım. Bundan 15 sene önce daha net tarihlerle söyleyeyim. 12 Nisan 1993. Türkiye'ye ilk internet girdiği tarih. Ve o günlerden demeyeyim de birkaç sene sonra işte 95'lerde Avrupa'da ISDN dediğimiz bir fiber optik altyapısıyla kurulmuş internet yapıları var ve aynı anda 8-10 tane kanalı izleyebiliyordunuz, televizyon kanalı.
Şu anda hala da, parayı basarsam belki oluyor da, hala da yaygın tabana baktığınızda aktif televizyon izleyemiyorsunuz internetinizden bir kanal. Bir kanalı zor izliyorsunuz, takılabiliyor. Bir tane film açıyorsunuz, takılabiliyor. Çok para varsa biraz basıyorsunuz, 25 megabit'e çıkartayım falan. Yok, standardı belli. 4 megabit veriyor işte, 8 megabit. 4 megabitle nasıl izliyorsunuz onu? HD bir kanalı, izleyemezsiniz. Türkiye'de internet yok. Bunu birileri duysun artık. Ve internet, burada faydalarından bilmem neyinden bahsetmeyeceğim. Ne olduğunu biliyorsunuz. Evet. Dünya ve Türkiye çapında akıl soft olarak ünlü bir kimliğe sahipsiniz. Şu anda yapmış olduğunuz çalışmalar bu kimliği yükseltmeye yönelik mi? Değilse gayemiz nedir? Biraz cevaplamamış olmakla beraber. Şimdi dünyada hiç ünlü falan birisi değilim. Onu söyleyeyim yani. Türkiye'de de kısmen evet beni anlayan insanlar var. Onlara teşekkür ediyorum. Burada da birçok arkadaşım beni anladığını düşünüyorum. Bu benim için bir id arkadaşlar. Yani süper ego diyebilirsiniz. İd. Bu ülkenin kalkınması, bu ülkenin bir noktaya gelmesi teknolojiyle olacak. Baktım, dediğim gibi biraz önce de belirttim. Kendi bilgimi uygulayabilecek uygulama alanları bulamadığımdan dolayı bir şirket kurdum. Şirket bir noktaya kadar geldi ve bugün Türkiye'nin en büyük yazılım şirketi. 22 tane ülkeye ihracat gerçekleştiriyor ve Türkiye'nin ilk insansız robotlarını yaptı. İstanbul'da, Konya'da yerleşkeleri var. Türkiye'nin ilk garson robotlarını bir işletme kurarak çalıştırdı. Ve 2015'te de yani organize sayesinde robot fabrikası kuracak bir işletme oldu. Bu noktaya kadar geldi ve bunlar benim 28 yıllık vizyonlarım arasındaydı. Henüz 20. yılındayız. 5 yıllık periyotlar halinde de devam ediyor. Ama fark ettim ki bir şirkette bir ülke mümkün değil kurtulmaz. Ve 5 senedir, son 5 senedir kendimi sosyal sorumluluk projeleri adı altında üniversitelerde arkadaşlarımla sohbet etmeye adadım. Geçen senelerde daha çok geliyordum. Yani 12 tane, 13 tane üniversiteye gittiğim oluyordu bir dönemde. İki döneme baktığınız zaman nereden baksanız 20-25 tane üniversiteye gidiyordum. Birçok arkadaşımızla sohbet ediyorduk. Bu sene yoğunluğumuzdan dolayı, robotik yoğunluğumuzdan dolayı çok fazla gidemedim ama arkadaşlarımızı kıramadım. Enes arkadaşımız ve Anıl arkadaşımız özellikle. Teşekkür ediyorum. Hem ismim çok cazip geldi bana. Yani bu kelimeleri bir arada görebilmek gerçekten ve anlayabilmek çok zor, idrak edebilmek çok zor. Biraz daha göreyim, idrak edeyim diye geldim açıkçası. Ve sizlerle tanışmak, sizlerden bir şey almak ve sizlerle bir şeyleri paylaşmak için geldim. Kendimi tanıtma gibi bir egom, tabii ki her insanın olduğu gibi benim de böyle bir egom olabilir. Bu da normal. Çok da fazla görmemek lazım ama önemli olan sizlere aktarabileceklerim. Keşke biraz önce konuşmacı arkadaşlarımızdan bir tanesi de söyledi. Keşke hepimiz değil. Bunu herkes biliyor. Ama aramızdan bir tanesi de demiyor. Buradan bir 10 kişi, buradan bir 20 kişi iyi noktada inovasyon gelip ben şu anda mesajlar almaya başladım. 5 sene önce konuşmalarıma katılan arkadaşlardan sosyal medya üzerinden çok güzel mesajlar alıyorum. O kadar güzel şeyler yazıyorlar ki şu noktadayız. O gün işte siz şunu söylemiştiniz, şöyle şeyler yaptık, şu noktaya geldik. Bunlar güzel şeyler. Bir de insanların gülümseyen yüzünü görmek en büyük zenginliktir. Parayla, pulla, teknolojiyle, şunda bunlar çok da işi yok. Biz tamam ne kadar mühendis olsak da nihayetinde insanız. İnsan içerisinde de çıkmak gerekiyor. Benim fıkralarım var. Bir tane benim demeyeyim de daha doğrusu benimseyip anlattığım fıkralar var. Onlardan bir tanesini anlatalım mühendislerle ilgili. Kurbağa fıkrasını biliyor musunuz? Biliyorsanız değiştireceğim. İki tane fıkra var biliyorum. İkisinden birini anlatacağız. Kurbağa fıkrası var, bisiklet fıkrası var. Hangisini istiyorsunuz? Kurbağayı biliyor musunuz? Bilen yok. O zaman kurbağayı anlatalım. Mühendis arkadaşlar dedik de çoğunluk mühendis olduğu için alınmasın üzerine ama maalesef ben de mühendis olduğum için kendim için de söylüyorum. Fıkradaki mesajlar biraz farklı olabilir. Şimdi çocuğun bir tanesi kampüs içerisinde yürürken böyle ağaçlar arasında bir tane kurbağa görmüş. Kurbağa konuşup duruyor. Yaklaşmış, kurbağa konuşuyor. Hemen almış cebine koymuş. Demiş ki çok güzel. Kurbağa demiş ki bana bak bana bak demiş. Kurbağayı çıkarmış bakmış. Demiş ki ben aslında çok güzel bir kızım. Beni bir kere öp demiş. Kız olacağım demiş. Cebine koymuş tekrardan. Biraz ilerlemiş. Oradan bağırıyormuş tekrar kurbağa. Tekrar çıkarmış. Ya demiş bak ben çok güzel bir kızım. Bir kere öpersen seninle birlikte olacağım demiş. Sevgilin olacağım sen demiş. Ya sen demiş nasıl bir adamsın demiş ya. Ben demiş çok güzel bir kızım diyorum sana bak. Bir kere öp ne istiyorsan yapacağım sana demiş.
çıkarmış. Sen nasıl bir kurbağasın demiş ya. Ben bir mühendisim demiş. Benim kızlar işime yaramaz. Ama konuşan bir kurbağa her zaman işime yarar demiş. Şimdi, bizi maalesef böyle fıkralara mahkum ediyorlar. O yüzden biraz da antisosyal olmadığımızı göstermek için biraz da insanlar içerisinde yer almamız gerekiyor. Ama evet, biz antisosyal bir meslek yapıyoruz. Kendimden örnek vereyim. Bilgisayar başına oturduğumda 3 gün arkadaşlar, yani bu bir 10 yıl 15 yıllık sürecin bir 3 günlük periyodunu söylüyorum size. Zaman zaman olan 3 gün 72 saat sadece tuvalet ve buzdolabı zaruri ihtiyaçlar dışında bilgisayar başından kalkmadan çalıştığımı biliyorum. 72 saat boyunca hiç uyuma yok, dinlenme yok. Bu şekilde yazılım geliştirdiğim dönemleri biliyorum. Bu 3 gün oldu, 2 gün oldu, 1 gün oldu, 5 gün oldu. 5 saat uyuduk, tekrar devam ettik. Ben iş yerimi saat 10'da açardım. Yapıcı iş merkezinde. Bana sürekli gülüyorlardı. Ya esnaf dükkanı 10'da mı açılır? Onlar da 9'da açıyor bu arada. Ya tamam diyordum, tamam diyordum işte tamam. Bir de bu arada bana Türkiye'nin bilgisi falan diye de arkama teneke bağlıyorlardı o dönemlerde. 95-96 tarih. Sonra bir gün fark ettiler ki, arkadaşım bir tanesi sabah namazından sonra erken gelmiş iş yerine, o fark etti. Ben 6-7 gibi güneş doğarken artık böyle bir mağrur oluyorum, işi bırakıp eve gidiyorum. 6-7'de eve gidiyorum, kahvaltı yapıyorum. Ondan sonra uyuyabilirsem belki bir iki saat evde uyuyorum, 10'da da tekrar iş yerine gidiyorum. Sonradan bunu fark ettiler. Dediler ki ya adam gece sabah 6'ya kadar çalışıyormuş, 10'da gelmesi normal. Şimdi insanlar kimseyi hor görmüyorum. Herkesin kendi cephesi var. Herkesin kendi bakış açısı var. Bu normaldir. İnsanlara hoş görmek lazım. Şimdi biz de mühendisiz. Biz de olaya bu açıdan bakıyoruz. Bir tane daha fıkra var. Onu da birazdan hatırlatırsınız. Anlatacağım. O zaman siz bu fedakarlıklardan bahsetmişken bir de bununla ilgili bir soru soracağız. İş hayatı nedeniyle içinizde okta kalan ve yapmadığınız bir aktivite var mı? Vallahi yapmadığım aktivite aslında yok diyebilirim ama birçok aktivite yaptım. Yani mesela sayabilirim. Biraz önceki konuşmacı arkadaşlarımız güzel konulara değindiler. Doğru. Yani kendinizi kaptırıyorsunuz bir dönem ama basamağa çıkana kadar, çıktıktan sonra da şöyle bir etrafınıza bakın. İnsan olduğunuzun da farkında varın. Çünkü hayat akıp gidiyor. Yani bir şeyleri geri getiremeyebilirsiniz. Siz o 3 gün gece gündüz orada çalışırken diğer tarafta farklı insanlar farklı şeyler yaşıyorlar. Belki sosyallik, belki bilim, belki felsefe, psikoloji bilemiyorum, belki edebiyat. Ama bir şeyler dönüyor, dünya ilerliyor, durmuyor yerinde. Kaçırdığınız şeyler olabiliyor. Her şeyi bir anda yürütmeniz mümkün değil. Ama tabii ben sonradan kendimi hızlı bir şekilde toplamaya çalıştım. Racing motora lisanslı olarak biniyorum. At biniciliği var bende. Yelkencilik yapıyorum. Fotoğrafçılık yapıyorum. Kayak oldukça iyi sayılırım. Ama yamaç paraşütünü bu sene deneyeceğim. Yamaç paraşütü yapmadım. Onu da deneyeceğim. Bir de işte sörf falan, onun gibi şeyler. Tabii ama hayat şey bitmiyor ya. Gerçekten yani şeyi açın. Bizim Türkiye'de 20 yaşına örnek verelim. 20 yaşına kadar yurt dışına çıkma oranı nedir sizce? Yeni yeni %1 demeye başladınız. Böyle bir şey yoktu bile daha diyor. Yani kısmen son 10 yılda, 15 yılda işte ulaşım hızlandı da hani uçak, birazdan uçak teknolojisiyle ilgili de size bir şeyler anlatacağım. Hazır uçak demişken Wright kardeşleri de analım. Uçak teknolojisi gelişti de bir şeyler yeni yeni ucuzladı da Türkiye'den de yurt dışına çıkmaya başladık. Ama Avrupa'ya bakın, Amerika'ya bakın, adam 20 yaşına kadar soruyorsun 10 tane ülke gezmiş. Lise döneminde. Ortaokul döneminde 15 tane ülke gezmiş. Daha bizim ülkemizde maalesef yurt dışına çıkmayan insan çok çok fazla. Adam İstanbul'da yaşıyor. Bundan 2 sene önceki haberi anlatıyorum size. İstanbul'da yaşıyor adam. Boğaz'ı görmemiş. Açın. Açın gözlerinizi. Yani seyahat edin. Kendinize para harcayın. Sakın ha para biriktirmeyin. Ya, damlaya damlaya göl buldum. Bu arada atasözlerinin %90'ını yalanlayan bir adam. Onu söyleyeyim. Damlaya damlaya göl olur. Gölmen olmaz.
100 dolar koyayım diye plan yaptım. Şirketimi ilk kurduğumda. Her ay 100 dolar koysam dedim yılda 1200 dolar eder. Şirketim şu anda 20 yaşında. 24 bin dolar ederdi. 100 dolar 100 dolar gitseydi. 24 bin dolarım olacaktı bugün. Değil mi? Yanlış mı hesap? 24 bin dolar iyi para. 50 milyar lira. 5 mil günde kazanıyorum o para. Ama o 100 dolara biriktirmediğim için kazanıyorum. O 100 dolara gittim, reklam yaptım. O 100 dolara gittim, seyahat yaptım. 100 dolara gittim, farklı bir şey aldım şirketime. Geliştirdim, kendi işletmeme yatırdım. Sakın biriktirmeyin. Bu kişisel de önemli. Bak bugüne kadar çocuklarımız dahil, biz hep onu söylüyoruz. Ya kumbara koyuyorsun çocuğun önüne, para biriktir. Hayır arkadaş, para biriktirme. Para biriktirme. Bir aylık tasarrufunu bil. Bu başka bir şey. Yani bir aylık bir paran var, bunu düzenli bir şekilde harcama, ekonomiyi öğretin ya da öğrenin. Bu başka bir şey. Ama para biriktirmek yok öyle bir şey. Damlaya damlaya göl falan olmaz. Bir avuç sudan başka bir şey göremezsiniz. Ha biriktirecekseniz buraya biriktirin. Yani gezebildiğiniz kadar gezin. Görebildiğiniz kadar görün. Şu ceket, kıyafet bilmem ne şu bu, o işlere de çok para yatırmayın. Avrupa'daki insanlara bir bakın nasıl giyiniyorlar. Emin olun bizden çok çok daha pecburde. Gardıroplarına bakın, çok daha az sayıda kıyafetleri var. Adam geziyor, gezmeye harcıyor parayı. Sosyalleşmeye harcıyor. Bizim evlere bakıyorsunuz, lüks lüks mobilyalar. Her şey birinci sınıf. Aman bu eskidi, bunu değiştirelim. Adamın evine bakıyorsun, 40 metrekare. Yatmadan yatmaya gidiyorum ben diyor. Dışarıda sosyal. Evet. Konumuz biraz daha değişiyor. Hı hı. Iron Man hakkındaki düşünceniz nedir? Iron Man? Evet. O ne ya? Kim yazdı seni? Senden mi çıktı ama? Evet. Şimdi bu tür birçok kahraman var arkadaşlar. Yani daha geriye gittiğimizde Star Wars filmine kadar gider. Aslında bizim çocukluk dönemimizde de rastlar o. Senaristler bir şeyler yazıyorlar dediğim gibi. Ama öngörüleri çok zayıf. Daha öngörüsü yüksek bir bilim adamıyla daha güzel, daha kurgusal filmler çekilebilir. Bilim kurgu filmleri çekilebilir. Iron Man güzel bir karakter orada. Kim vardı? Bir tane adam vardı. Johnny Stark mıydı? Neydi o ismi? Öyle bir şey. Tony Stark mıydı? Öyle bir. Ona benzetiyorlar biraz beni. Ben de bakıyorum, hiç benzemiyorum ama. Facebook'ta falan bazen altına yazıyorlar işte. Abi şunun gibi adamsın falan diye. Oradan biraz dikkatim çekti. Ama çok... Severek izlediğim bir film. Güzel mesajlar veriyor. Bilim kurgu filmlerin hepsini, birçoğunu izlemişimdir yani. Güzel bir film. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde yapmış olduğunuz söyleşinizde robotların içerisine küçük nükleer santraller koymanın güneş enerjisi yerleştirmekten daha mantıklı olduğunu, robotların kapalı alanlarda daha çok çalıştığını göz önüne alarak söylediniz. Bunun günümüz şartlarında uygulanabilmesi ne kadardır? Yıl 1945. Denizaltılarda nükleer santrallar kullanılıyordu. İkinci Dünya Savaşı döneminde. Yıl 2000 kaça geldik biz? 2015. Niye? Vallahi bir tabir var da ot koyacaksın, al ot ye diyeceksin. Efendim yeşiller gitmesin, nükleer santrala hayır, işte doğamız kirleniyor. Ya arkadaş yapma, gözünü seveyim yapma ya. O da doğa, o da doğa, hepsi doğa. Sen doğayı kontrol edemiyorsan sorun sende. Nükleer tepkime, füzyon bir doğal tepkime değil mi sizce? O da bir doğal tepkime. Nasıl çiçek çıkıyorsa o da orada enerji üretiyor size. Güzel bir benzetme oldu bence. Niye gülüyorsunuz ya? İkisi de doğal tepkimedir. Sen kontrol etmezsen o seni kontrol eder. Bugün tırnak ucu kadar bir uranyum bir kenti bir yıl boyunca enerjisini sağlayabilir. Bunu az çok bu tür tanımları duymuşsunuzdur. Tabii farazi bir örneklem ama nükleer enerjinin gücünü göstermek için böyle örnekler verilir. Ben de bunun üzerine gittim. Dedim ki eğer nükleer santrallerin üzerinde sürekli bir insanlık baskı kuracağı yeri desteklese, kontrollü bir şekilde yapasa, bir Çernobil faciası dünyayı mahvetti. Tamam, ben kabul ediyorum, ben de kabul ediyorum. Ciddi bir problem. Ama bir tane denetçi koyacağına iki tane koy, üç tane koy. Onun üzerine yatırım yap. Bir kazaydı o sonuçta. Bilinmeyen bir şey değildi. Bir ihmaldi yani. İnsanlık bunu kontrol edebiliyor. Bugün belki devasa şeylerde, boyutlarda nükleer santraller. Ama yarın cep telefonu büyüklüğüne gelecek.
nükleer santral. Ve getireceksiniz, nükleer tablet diyelim. Getireceksiniz, evet, üniversitenin tık jeneratörüne takacaksınız istasyonuna ve üniversitenin tamamen enerji kaynağı olacak. Ya bu aynı şey robotlar için de geçerli olur. Ki robotik teknolojide 2010 yılını söylemiştim ben. Bunu 95'te söyledim arkadaşlar. Dedim ki 95 yılında benim dükkanım 9-10 metrekare küçük karanlık bir ofisti. Hiçbir sermaye desteği almadan bu noktaya gelmiş bir şirketiz. Onu da antiparantez belirteyim. Devlet desteği, sermaye desteği, hibe, bir yerden dayıdan, babadan, şuradan buradan hiçbir destek almadan bu noktaya geldik. Bahaneler üretecekseniz anlatacak çok kişi var. Üretmek istiyorsanız, başarmak istiyorsanız başarırsınız. 95'te küçücük dükkandayken, bakın küçücük dükkandayken dedim ki 2010 yılında robotik teknolojiler boy göstermeye başlayacak ve biz de akıl soğut olarak robotik teknolojilerde yer alacağız dedim 15 sene sonra için. Ve 2010'da bunu yaptık, başardık. Ve bugün Türkiye'de en azından robotik teknolojiler dendiği zaman kurumumuz bir isim anlamında, bir kıvılcım. Burada markalaşmadan, özgür akımdan, akıl soğuttan bilmem benim ihtiyacım yok. Bunlardan falan bahsetmiyorum. Kafanızda böyle şeyler oluşturmayın. Biz sadece bir simgeyiz. Biz küçük bir kıvılcımız. Siz de yapabilirsiniz. Bakın şurada şirket. Amerika'da, Çin'de, şurada, burada değil. Şurada ileride gitseniz görürsünüz. Siz de yapabilirsiniz. Biz de yapabiliriz. Biz bir kıvılcımız. 2010 yılında diye niye 2010 derseniz burada iki tane nokta vardı. Bir enerji problemi. Mobil enerji. Mobil enerji bataryaların küçülmesi, daha nitelikli hale gelmesiyle 2010 yılı yaklaşık bir tahmin tabii. 2010 yılından itibaren artık mobil enerji daha yüksek teknoloji oluşturmuş ve daha güzel bir noktaya, daha küçük, stabil hale gelmiştir. Bir de mikro işlemcilerin gelişmesi, işte görüntü işleme olsun ya da düşünme, zeka olsun. Bunların doğru büyüklüğe, yeterliğe, güce erişmesiydi. Dolayısıyla 2010 yılı robotik teknolojilerin başlayacağı noktaydı. Ve bugün baktığımızda dünyaya 30 yıl önce başlamış firmalar var. Bugünkü sibernetik robotik teknolojilerinden bahsediyorum. Şimdi size, evet, devam edelim. Edelim. Kadınlar sistematik değildirler. Hem dağıtırlar hem toparlarlar. Erkekler ya dağıtır ya da toparlarlar. Peki ya robotlar? Robotların cinsiyeti yok mu? Ona siz cevap vereceksiniz. Şimdi arkadaşlar, robot yaparken bize çok söylediler. İşte yapıyoruz, abi bunların cinsi ne? Erkek, erkek diyorum ya. Akıncı ya. Duruşlarda biraz böyle erkeksi falan. Yani bunların bayanları yok mu falan. Yok şimdi, yok yani. Biz çünkü biraz, çok özür diliyorum ama belada espriyi seven bir milletiz biliyorsunuz. Çok da kınamıyorum. Ortaokuldayken, lisedeyken biz de yapıyorduk yani. O yaşı geçmiş hala yapıyorlar, sonra bir şey demiyorum. Şimdi adalar çıktı, adalar bayan. Ya şimdi arkadaşlar, bay bayan ne demek? Doğada buna bakmak lazım. Bir robot bay bayan olabilir mi? Neden iki cins olur? Canlı neden iki cinstir? Bu konuya girdiğimiz zaman bu ayrı kendi başına bir bilim. Ciddi anlamda araştırılması gereken bir şey. Çok kısa cevap vermeye çalışayım. Doğada doğal seleksiyonla mükemmel geni oluşturabilmek için, çeşitlilik oluşturabilmek için canlı iki çifttir. Robotlar da bugün doğanın birer parçası olduğuna göre, zaman içerisinde birbiriyle de iletişime gireceğine göre tabii ki robotlardan iki cins olacaklar. Şimdi o cümle benim biraz böyle farklı dönemde ruh halime yansıyan bir cümledir. Bundan yazmışımdır da. Kadınlar, şimdi kadınlar ne ister, erkekler ne ister diye birçok şey yazıyorlar. Ben onları okuduğum dönemde öyle bir şey yazmıştım. Şimdi kadınlar ne ister? Görmüşsünüzdür Facebook'ta şöyle kocaman bir tane kitap koymuş. Kadınlar ne ister burada yazıyor diyor. 1-2-3-4 demiş, sıralamış. 1.244 işte 1 milyar bilmem ne madde madde sıralamaya devam ediyor. Kadınlar ne ister falan. Arkadaşlar kadınlar öyle bir şey istemiyorlar. Ben de tanımladım. Ben de kısa kısa iki tane kadınlar ne ister, erkekler ne ister diye tanımlamıştım. Kadınlar ne ister biliyor musunuz? Madem hani o demokrat bir ülkede olsak dahi kadın erkeği konuşacağız tabii ki canım. Öncelikle karşısındaki erkeğin kendini birey olarak kabul etmesini ister.
yüreğiyle, gönlüyle, karşısındaki kişiye değer vererek gelmesini ister. Yani daha özet ve net bir cümle, adam gibi adam ister kadınlar. Bunun dışında çok da bir şey istemiyorlar. Yok işte şöyle olur da böyle olur da şunu döner bunu döner. Ha, kadınları fethetmek için öyle şaşalı bilmem ne limuzinlere bir tane caz parçası var. Fransa'da sokaklarda sürüyor kadın, orada anlatıyor. İşte limuzinlere şunlara bunlara bilmem nerede çok gerek yok. Gidin bir tane küçük papatya alın verin bakalım. Size bugüne kadar görmediğiniz kadar güzel bir dünyayı göstersin. Kadınlar adam gibi adam isterler. Şimdi erkekler ne ister onu da söyleyelim. Erkekler ataerkil bir toplumda yaşıyoruz. Ve yönetmeyi sever. Sürekli yöneticidir. Ataerkil toplum nereden geliyor onu da söyleyeyim. Freud okuyun. Freud bunu çok güzel anlatmış. Geçmişe baktığınızda çok basit nedenini de söyleyeyim. Kadın doğurgandır ve 9 ay evinde diyelim, mağarasında diyelim, nasıl düşünürseniz. Kalmak zorundadır 9 ay boyunca işte veya 8 ay, 6 ay. Bu süre içerisinde erkek hala dışarıda aktif. Dolayısıyla belki fiziksel özellikleri biraz daha gelişmiş olabilir. Bu erkeğin üstünde olduğunu göstermez, rolleri gösterir. Ama erkek ataerkildir. Her zaman kadından üstün olduğunu ve yönetmeyi ister. Yöneticidir. Ama bir ego var. İnsanın hem yönetmek hem yönetilmek ister. Birilerinin de aynı zamanda yönetmesi onun hoşuna gider. Erkek sadece kadını tarafından yönetilmeyi kabul edebilir. Derler ya hani başarılı iş adamlarının arkasında kadınlar vardır diye. O da oradan gelir. Ama bunu bile kendine sindiremez. Bak, erkek bunu bile kendine sindiremez. Yani kadının kendisini yönettiğini sindiremez. Dolayısıyla karşısındaki kadını şöyle ister. Sen nasıl istersen hayatım diyen bir kadın ister hep. Benim kadınım bunu söylesin yeter. Ama hep kadının söylediği olur ondan sonra. Bakın öyle erkeklere. Sen nasıl istersen hayatım diyor kadın adama. Ama adamı fırıldak gibi döndürüyor. Sistem bu. O biraz onun özet cümleleri gibi. Evet. Robot at düşünüyor musunuz? Efendim? Robot at. Robot at. Evet. Şimdi, evet. At bindiğinizi de söylemiştiniz bu arada. At biniyorum, evet. Boston Dynamics diye bir tane şirket var, duydunuz mu? Şimdi Google'a satıldı. Daha önce Pentagon'un desteklediği bir şirketti bu. Yani Amerikan savaş karargahının, işte bakanlığının desteklemiş olduğu bir kuruluştu. Bunlar Big Dog diye bir tane köpek yaptılar. Köpek, büyük köpek falan gibi bir robot yaptılar. Dört ayaklı, at deyince o anımsadım. Bu arazi şartlarına uyumlu ve yük taşıyabilecek. Bir tane de Pac-Man diye bir tane robot geliştirdiler. O da savaş yapabilecek insansı bir robot ve silah taşıyabiliyor ve savaşabiliyor. Hala geliştirmeye devam ediyorlar. Ve bunları ilk geliştirirken de açıkça beyan ettiler. Dediler ki biz savaşçı yapıyoruz. Bundan bir 10-15 sene sonra savaşlarda robotlar görmeye başlayacaksınız. Oluşacak robot savaşlarda. Şu anda da kısmi robotlar görüyorsunuz da o zaman insansız robotlar görmeye başlayacaksınız. Yani tank tabii robottur yani. Biz de dedik ki bir robot yapalım adını ne koyalım? Akıncı koyalım dedik. Soy ismimiz Akın ya. Biraz bizi anımsatsın. Biraz geçmişimizdeki askerleri hafif anımsatsın işte. Türkçülüğü anımsatsın. Milliyetçi olsun biraz. Bizden olsun. Akıncı. Hemen altına yazdılar eleştirmenler. Efendim yüksek teknoloji üretiyorsunuz da onu bile hemen savaşa mal ediyorsunuz. Nasıl barbar bir milletiz ki biz? Evet. Turancı söylemlerinizle ilgili yorumlar okumuştum mu? Ya arkadaşlar yani yok öyle bir şey ya. Yok öyle bir şey. Sonuna kadar milliyetçiyim bu gerçek. Ama sonuna kadar da hümanistim. Sınırların kalkmasını en çok isteyen insan benim. Yok öyle bir şey. Ama düğmeye basmamız gerekiyorsa bütün akıncılar tabii ki Amerika'nın Pac-Man'ları karşısında birer er olabilir. Belki iki tanesi bir tanesine karşılık gelir. Bu da bizim zafiyetimizdir, zayıflığımızdır. Teknolojide geri kalmışlığımızdır. Ondan sonra teknolojiye işsizlik getirir diyen insanlar da koyarız önlerine savaşırlar ne yapalım. Buradaki 4-5 arkadaşımı tenzih etmiyorum. Onlar dahil. Söz hakkınız var, söylemek istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Saldırgan, yani tek taraflı kürsüden saldırmayı sevmiyorum. Ama mesleğimin de her zaman arkasındayım. Biz insanlık için, bizler insanlık için bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Amacımız bu. Evet.
Biz de üreteceğiz tabii ki 4 ayaklı, 8 ayaklı, 10 ayaklı değişik farklı prototipler mutlaka üreteceğiz. Bir tane yapmıştık böyle 8, pardon 6 ayaklı değişik böcek gibi yürüyen robot var, farklı robotlar. Cadde Meram'a gitmeyen var mı? Yani giden var mı diye sorup da sizi ayıp etmek istememiştim ama. Hey hey hey. Giden var mı? Cadde Meram. Arkadaşlar, yapmayın ya. Yapmayın ya. Gidin de biraz para kazanalım ya. Değil tabii ki. Gidin hiçbir şey yemeyin, içmeyin. Önemli değil. Benden olsun ama gidin orayı görün. Gidin bir görün. Akıncı 1, 2, 3 hepsi orada. Garson robotlarımız orada. Bir yakından görün. Japonya'ya gidiyor adam da buradan robot görmek için. Japonlarınki gibi değil tabii ki. Bizimki daha üstün ama olsun burada. Efendim? Sizden size çıkışta dondurma yemeye gidelim mi? Üşütmeyin ama bu mevsimde. Olur arkadaşlar, her zaman bekliyorum. Bir grup olun, bir ekip olun. Şöyle geliyorum. Beklerim. Devam edelim. Konum bize kadın erkeğe dönüyor biraz. Robotlarımızın bir gün sakalı çıkacak mı? Şimdi, güzel sorular. Tam da beni gıdıklayan tarzda. Şimdi arkadaşlar, insanı bir ele almak lazım. Bize diyorlar ki, neden insansı robot yapıyorsunuz? Daha doğrusu demiyorlar da ben açıklayayım da demesinler diye. Çoraba ve kolyeye de geleceğim biraz sonra. İnsan, dünyada, evrende belki değil ama dünyada en gelişmiş varlık, canlı. Bazı kelimeler ben seçici oluyorum çünkü bilim sohbeti yaptığım için. Canlı kelimesi bile bana göre görecelidir. Canlı nedir yani? Bu bile göreceli bir kavram. Her neyse birazcık hafifletmezsek sohbet yürümez. İnsan en gelişmiş canlı. Doğaya kendini o kadar adapte etmiş ki doğada en güzel böyle yaşayabilirim diye kendini bu şekilde evirmiştir. Veya ne bileyim TSE dediğimiz bir kurum var. Türk Standartları Enstitüsü. Ne diyor? Türkiye'deki standart kadını ve erkeği seçin diyor. Boyunu, kilosunu ölçüyor. Bu arada 1.76 boy, 74 kilo TSE standartlarına göre ideal Türk erkeği. Bunlar standartları ölçüyor ve diyor ki sandalyeyi ona göre yapın diyor. Masayı ona göre yapın diyor. Bu insanlar rahat etsin diyor. Şimdi sandalyeyi niye böyle yüksek yapmıyorlar? İnsanın oturabileceği ergonomisine uygun yapıyor. Onun da farklı farklı sandalyeleri olmayacağına göre standart Türk erkeğini ve Türk kadını seçip ona göre TSE standartları oluşturup buna göre ürünlerde patentleri ya da benzeri sertifikasyonları bu şekilde veriyorlar. Şimdi robot da niye insansı biliyor musunuz? İnsanlara daha iyi hizmet edebilmesi için. İnsansı olsun ki sandalyeye oturabilsin. İnsanların oturduğu sandalyeye oturabilsin. İnsansı olsun ki insanların kullanımı için ergonomik olarak dizayn edilmiş bir aracı, arabayı kullanabilsin. Ya da şu bardak benim tutabilmem için dizayn edilmiştir. İnsanların rahat tutabilmesi için. Niye şöyle bir bardak değil? Ya da ince uzun değişik böyle bir bardak değil. Ergonomi. Dolayısıyla robotlar da insansı olursa bize daha iyi hizmet verebilirler. İnsansı robot olurlar. Olarak insan içerisinde daha rahat yaşayabilirler. Sakal örneğine gelelim. Sakal niye çıkar insanda? Bir tür doğal korumadır. Saçta, sakalda. Tabii biz onu artık güzelleşmek için ya da makyaj için kullanıyoruz ama daha çok koruma amaçlı çıkar. İşte doğal etkilere karşı. Kadınların korumaya ihtiyacı yok mu ki sakal çıkmıyor? Onlar biraz da mağarada dedik ya. Ondan kaynaklı olabilir. Dolayısıyla robotlar da zaman içerisinde belki bunun adı sakal olmaz da işte koruma UV filtresi adı altında herhangi bir şey olabilir. Bir korumayla yüzünde siyahlaşma yapabilir. Güneşe çıktığında. Teşekkür ederiz. O zaman Rex'e diyelim. Rex kaç yaşında? Daha da önemlisi Rex robot mu? Mayıs 15'te Rex büyüyor. Rex büyüyor ama robot mu değil mi? O tartışılır tabii. Ama benim yaptığım bir robot değil tabii. Onu söyleyeyim. Mayıs 15'te 2 yaşına girecek. Rex'i İstanbul'da ilk aldığımda çok çok güzel bir hayvan. Yani gördünüz mü bilmiyorum. Jack Russell Short diye geçiyor. Kısa böyle. Harika bir şey. Müthiş bir hareketliliği var falan. Daha ben onu 1,5-2 aylıkken falan aldım. Çok güzeldi. Şeye koydum baktım renkleriyle benim ışığın kumandasının renkleri aynı. Beyaz ve böyle sarı gibi işte şu renkte bir şey.
köpek. Işığın kumandası da aynı. Köpek oradayken kumandayı yanına koyup fotoğrafını çektim, yayınladım sosyal medyada. İnsanlar bakınca böyle biraz da maket gibi duruyor, robot gibi duruyor. Dediler ki bu yanında da kumandayı görünce robot mu falan. Öyle bir ara öyle bir gündem oluşmuştu. Ama Jax bizim gibi yaşayan bir canlı. Jack Russell. Benim yakın arkadaşlarımdan birisi. Evet, büyüyen. Yani. Mayıs 15'te de doğum günü var, birlikte kutlayabiliriz. Doğum günü oluyor bu arada. Öyle mi? Geçtiğimiz dönemlerde milletvekili adaylığına başvuru almıştınız. Buradaki amacınız neydi? Siyaset. Başladığımda bir cümleyle söylemiştim. Hemen biraz daha kısaca açayım. Maalesef bir şeyler yapmak istiyorsanız siyaseti kullanmanız gerekiyor. Bunun iki amacı vardı benim milletvekilliği adaylığımın. Bir tanesi vatani görevdi. Askere gitmek, seçmek, nasıl vatani görevse seçilmek de, eğer bu ülkeyi yönetebileceğinizi düşünüyorsanız, seçilmek de vatani bir görevdir. Ve ben bu ülkenin teknoloji bakanı olabileceğimi biliyordum. Ve bu doğrultuda adaylığımı koydum, bağımsız milletvekili olarak. Ama maalesef ben kendime anlatamadım. Ama bir şeyler başarmadık mı? Başardık. Daha önceki yaptığımız çalışmalar, ben ve benim gibi arkadaşlarımın ve o dönemki siyaset, Türkiye siyaset tarihinde bir ilki gerçekleştirdik. Büyük partilerden bir tanesi 4 gün kala, bir tanesi de 8 gün kala seçim bildirgelerini değiştirdiler. Ve dediler ki Teknoloji Bakanlığı kurulacak. Ben dedim, ben kazandım. Adını biraz kötü koydular, sanayiyle falan birleştirdiler. İşte bakanlarımıza söz söylemek istemiyorum ama teknoloji konusunda birazcık bir danışmanlık almadılar diye düşünüyorum. Bilim ve Teknoloji Bakanlığı. Sanayiyi kaldır. Bak burada ismini ne güzel koymuş. İnovasyonu da koymuşsunuz. Öyle olması lazım. Sanayi ile git ekonomiyi birleştir. Ama bilim, biz %1'in altında para harcıyoruz. Ar-Ge. Gelişmiş ülkeler %3. %3'ün altında harcamıyorlar. Biz %1'in altındayız. Buradan anlayabilirsiniz bilime verilen önemi Türkiye'de. Yine sorumuzun cinsiyeti var biraz. Evet. Bu dönem Galatasaray şampiyon olacak. Bu konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir? İşte çalışma durmuyor denge. Bağlantılı bir soruyla devam edeyim siz cevaplayın. Promotlarınızdan herhangi birine Fenerbahçe harçlı söylettiniz mi? Niye Fenerbahçe? Biri Galatasaray, biri Fenerbahçe, öyle mi? Siz Fenerbahçeli olduğunuz için sorulmuş bir soru. Ben Fenerbahçeli miymiş? Değil misiniz? Şimdi arkadaşlar ben takım tutmuyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü takım tutmama sebebim de futbolun biraz Türkiye'de fanatikleştirilmesi, biraz fazla farklı şekillerde yorumlanması. Spora karşı değilim. Kesinlikle spor yapılmalı ama salon sporu değil. Ekstrem sporlar yapılmalı, onu belirteyim. Takım tutmuyorum. Konyaspor'da bir dönem yönetimde yer aldım. As başkanlık yaptım Konyaspor'da ve Konyaspor'un bugün iyi bir noktaya geldi. Tabii ki Konyalı olduğumuz için Konyaspor'u destekliyoruz. Ya da bir milli maçımız varsa tüm takımlarımızı dışarıda destekliyoruz. Gönülden de farklı şekillerde de. Ama bir takımın fanatiği değilim. Onu öncelikle söyleyeyim. Söyletiriz, fark etmez. Herhangi bir maçta söyleyebilirler yani istiyorsanız. Sizde öyle bir tutku varsa. Bir dönem Trabzonspor'un işte Beşiktaş'ın şeyler ne diyorlar o? Atıklarını falan kaldırmıştı. Konyaspor'un. Trabzonlu bir arkadaşımız var. Ordulu bir arkadaşımız var. O Ordu Spor'unkini kaldırmıştı falan. Olabilir. Çünkü onlar bize hizmet etmek için, bizi mutlu etmek için varlar. Bizim için çalışacaklar. Tabii ki söylettirebiliriz onlara da. Teşekkür ederim. Ailesel hastalığı için Akıncı 2, Fetma, HLP ve Asimoya Meydan Okulu bunlara karşılık verildi mi? Şimdi arkadaşlar o gündem için iki olay vardı. Bir ailesi hastalığı gerçekten saygı duyduğum, çok sevdiğim ve dünya için çok değerli bir bilim adamının tutulduğu bir hastalık. Tanıyor musunuz kendisini? Stephen Hawking. Evet. Önemli bir hastalıktı, dikkat çekilmesi gereken bir hastalıktı. Araştırmalarına kaynak bulunması gerekiyordu. Böyle bir sosyal proje başlatıldı. İnsanlar sürekli destek veriyorlar, destek veriyor. Biz de farkındalık oluşturalım dedik. Biz de robotumuzla destek verelim. Dikkatle çektik. Hem dünyadaki diğer robotlara meydan okuduk. Hem de medyada güzel bir yankı bulduk. Bizim için de iyi oldu. En azından Türkiye'de robotik varmış. Bir dönem, yani o dönemde işte Asimo'nun, HRP'nin web sitelerine baktığınızda, sosyal medya paylaşımlarına baktığınızda hep bizim şeyler geçiyordu, akıncılar geçmeye başlıyordu.
yan yana anılmaya başlıyordu. İstediğimiz buydu. Yani sizde o varsa bizde de bu vardı. Ondan da kısaca bahsedeceğim. Biz ne durumdayız, onlar ne durumda? Ondan da kısaca bahsedeceğim. Yine biraz daha özel bir sorumuz. Hayatınızda söylediğiniz en profesyonel yalan nedir? Ben şimdi söylediğimi kabul etmezseniz, sadece şu an söyleyeceğimi kabul etmezseniz hayatımda hiç yalan söylemeyen bir insanım. Söyleyemeyen bir insanım. Bunu herkes söylüyor ama işte ya beyaz yalanlar olur, yeşil, kırmızı, yumuşak yalanlar olur. Yalan olmaz arkadaşlar. Siz doğru yaşayın. Hayalleriniz planlarınız gerçek olur. Ben yalan söyleyemiyorum. Ha özel hayatımdır, gizleme hakkım vardır. Bir şekilde gizleyebilirsiniz ama yalan karşınızdakine değil, en çok da size zarar verir. İnsanların en pahalı olup da en ucuza kullandıkları şey, bakın en pahalı olup da en ucuza kullandıkları şey yalan söylemektir. Yalan söylemeyin. Bu soru tarihçi olduğum için biraz benim ilgi alanıma giriyor. Evet. 1889 yılında Abdülhamit Han tarafından Japon İmparatoruna hediye edildiği bilinen Alamet adlı robot hakkında ne söylemek istersiniz? Ya da size ilham kaynağı oldu mu? Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de bu konuya kısaca gelmek istiyordum. Şimdi size birkaç isim söyleyeceğim. Tanıyor musunuz? Lütfen el kaldırın. Leonardo da Vinci. Tanıyor musunuz? Güzel. İsmail Cevheri. Tanıyor musunuz? El Cezeri. Tanıyor musunuz? Şimdi sizi kınıyorum ama aynı zamanda kendimi de kınıyorum. Ben de daha 5-10 yıl oldu bunları öğreneli. Leonardo da Vinci ilkokuldan beri biliyorum. İlkokulda falan bir öğrendik yani bunu. Ama kendi bilim adamlarımızı maalesef bize daha yeni yeni öğretmeye başladılar. O bile tam değil. Bizim kitaplarımızda bile yer alıyor. Arkadaşlar İsmail Cevheri dünyada yazılı olarak bilinen, ilk uçma deneyleri yapan, uçma ile ilgili araştırmalar yapan bir bilim adamıdır. Müslüman bir bilim adamıdır ve kendisi yanlış olabilir, 80 yaşlarında falan cami minaresinde kendi yaptığı kanatlarıyla uçarak 11. yüzyılda oluyor bu olay. 11. yüzyılda. Uçarak havada kalmış, sadece yere inerken kontrol edemediği için kendisini taburgalarını kırarak hayatını kaybetmiş bir bilim adamıdır. Ardından El Cezeri dediğim zaman 1200'lü yıllarda yaşamış. Yine birçok robotik sibernetiğin temellerini atmış. Birçok çalışmalar olmuştur. Ve bunların ardından 1300 yıl sonra yani 1215. yüzyılda Leonardo da Vinci bu kişileri benim ilham perilerim diyerek anarak bugünkü bilime ışık tutmuştur. 1600'lerde Hazerfen yine uçma deneyler yapmış ve İsmail Cevheri'den 900 yıl sonra da uçak, bugünün modern uçaklarını Wright kardeşler Arizona'da işte çöllerde yaptıkları testlerde falan yapmışlar ve bugünün uçak teknolojisini bize sunmuşlardır. Şimdi dediğim gibi bunları sizi kınamıyorum. Kendimde aynı sorunlar vardı. Ben de 5-10 yıldır yeni yeni öğreniyorum. Bize öğretmiyorlar, bize göstermiyorlar ama bunların farkında varmalıyız. Elinizde ciddi bir medya var, sosyal medya, siz de paylaşın. Leonardo da Vinci'nin gidip işte fotoğrafını bilmemesini paylaşacağımız yere paylaşın, onu da paylaşın bakın. Ya, o insanları kötülemek değil, sakın yanlış anlamayın. Onlar da kendini insanlığa adamış, insanlığa bilim üretmiş kişilerdir. Ama çevremizde de insanlar var. Kitapları bir dönem Avrupa'da okutulmuş bu insanlar. Bizde daha kitaplar okutuldu. Tabii bu orta çağda olan dönem. Biz o zaman matbaayı çok sevmiyorduk gerçekten. Farklı farklı robotlar yapıldı. Evet, onlardan bir tanesi de 1889 tarihi yaklaşık olarak biliyordum. Arkadaşımdan kopya çektim şimdi gördüm yani. O dönemde yapılan bir robot. Bunun gibi çok farklı robotlar yapıldı arkadaşlar. Yani özellikle İslam coğrafyasında işte abdest almaya yönelik su potansiyelini kullanarak, kinematiği kullanarak farklı robotlar, robotikler yapılmıştır. Ama esas günümüz robotiği yarı iletken teknolojisi, bilgi teknolojileriyle işte 1950-60'lardan sonra canlanmaya başladı. Ve bilgisayar teknolojileri gelişmesiyle artık düşünebilen, mekanik de düşünür, bunu unutmayın. Düşünme çünkü olasılıktır, olasılık teorileridir. Yani bir mekanik sistem de düşünebilir.
karar verebilir. Etraftan aldığı tepkilere göre size bir sonuç üretebilir. Facit dediğimiz hesap makineleri bugün modern hesap makinelerine yakın hesaplama yapabiliyor. Tamamen mekanik içeri. Yani bir mekanik sistem de düşünebilir. Ama mekanik sistemin boyutlarını çok fazla küçültemediğimiz için çok olasılık üretebilecek sistemler geliştiremiyoruz. Çok devasa olabiliyoruz. Dolayısıyla elektronik sistemler yani günümüz mikro işlemleri çok daha net bir şekilde düşünebilir haldeler. Asimo bundan 30 yıl, yaklaşık 30 yıl önce geliştirmeye başlandı Japonya'da ve Honda'nın gibi dünya şirketi, sizler arabalarını alıyorsunuz. Dünya şirketinin desteklemiş olduğu bir robottur. İnsansı bir robottur. Bugün Akıncılar Asimo kadar olmasa da Asimo'yu bir 4-5 sene geriden takip etmekte. Ve umut ediyorum çok yakın sürede biz de ülke olarak robotik teknolojileri yakalayacağız. Tabii buna birilerinin sahip çıkması lazım. Bir kişiyle, iki kişiyle, üç kişiyle, beş kişiyle olmaz bu iş. Bu bir ülke projesidir. Bir an önce Ar-Ge'ye gereken özen gösterilmeli. Yüksek teknolojiye gereken önem verilmeli. İnternet kavramının önü açılmalı. Ve gerekli tedbirler alınmalıdır. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Bizim sorularımız bu kadardı. Siz almak isterseniz arkadaşlar. Varsa birkaç soru alabiliriz, evet. Siz seçin isterseniz Yasemin Hanım. Merhabalar, ismim Engin. Bilgisayar öğretim, teknoloji öğretmenliği mezunuyum. Atanamamış bir öğretmenim. Türkiye'deki eğitim sisteminin bilgisayar bilişim derslerinin 5. ve 6. sınıflarda 2 saat mecburi, 7-8 saatlerde seçmeli ders haline geldi. Türkiye'deki eğitim sisteminin bilgi ve teknolojileri nasıl etkilediği hakkında düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Magazinsel haberlerden ziyade fikirleriniz bizler için daha önemli. Bu konuda bize aydınlatırsanız teşekkür ederim. Bir de ek olarak Fatih projesi ülkemize ne gibi katkılar sağladı? Daha doğrusu katkısını tam olarak sergileyebilirim. Cevaplarsanız sevinirim. Teşekkürler. Teşekkür ederim öncelikle. Şimdi ben bununla ilgili çok sert cümleler söylemiştim ama bu kadar katı olmayacağım. Çünkü kızdığımız zaman, sinirlendiğimiz zaman düşünme kabiliyetimizi kaybedebiliyoruz. Bu yüzden fazla sinirlenmemek lazım ama bir dönem bilgisayar öğretmenliklerine bile kapatma, azaltma gibi kararlar aldılar. Bilgisayar teknolojilerinin gereksiz olduğu ve azaltılması gerektiği gibi kararlar alındı ülkemizde maalesef. Programlar çok değiştirildi, uygulamadan uzaklaştırıldı. Yeni, son birkaç yıldır değişiklik, güzel değişiklikler var. İşte son sınıf öğrencilerinin son döneminin sanayide geçirmesi, staj programlarının daha uzatılması gibi, uygulamalı eğitim gibi. Ama bir ülkeyi yaralamak, zedelemek istiyorsanız öncelikle bir ülkenin eğitimini vurmalısınız. Fatih projesi konusunda da faydaları açısından şimdi tablet dağıtıyorsunuz. Fatih projesi biraz tablet dağıtma projesi gibiydi. Doğru bir uygulama yoksa çocuklara sadece teknolojik bir oyuncak vermekten başka bir şey yapmamış olursunuz. Yani bunu eğitimini alacak insanlar. Bugün bizim eğitim kadromuz diyelim. Kadromuz dahil eğer teknolojiden yoksunsa siz o yaştaki çocuğa tablet vermişsiniz ya da bu tableti kullandırmışsınız. Dediğim gibi birçoğu oyun oynuyor diye düşünüyorum. Nasıl biz zamanında Özal'a saygıdeğer başbakanımıza bilgisayarın başında verdiği pozlarda işte oyun oynuyor diyorduk ya. Şimdi de bugünün büyükleri çocukları o şekilde görüyor diye düşünüyorum. Onlar oyun oynuyorlardır. Ama ne yaparlarsa yapsınlar o parmaklar gelişiyor. Güzel bir şey. Özgür yazılım hakkında ne düşünüyorsunuz? Neler kullanım hakkında neler söyleyebilirsiniz? Siz kendi teknolojilerinizi kullanıyor musunuz? Doğru buluyor musunuz? Yanlış olan yerleri de herhalde doğru buluyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar yazılım nihayetinde bir endüstri. Bir endüstrinin gelişmesi için kaynağa ihtiyaç vardır. Özgür yazılım tabii ki her sektörde olduğu gibi bir imece mantığıyla düşünülebilir. Bu sektörün içerisindeki kod geliştiricilerin birbiriyle paylaşması ve bu konuda çok büyük örgütler de var. Yani özgür yazılımı destekleyen ya da açık kod, kaynak kod, ikisi farklı şeyler bu arada. Kaynak kodları açık kod yapılıyor. Kaynak kodları açık olan yazılımları destekleyen birçok şirketler var ama maalesef bir noktaya kadar gidebiliyorlar bunlar. Neden? Çünkü dediğim gibi bu bir endüstri. Endüstrinin temelleri nihayetinde ekonomisi kaynaktır. Bir kaynakla beslenmezse gelişemez, bir noktaya kadar gider. Sadece hobi düzeyinde kalır, profesyonelleşemez ve iş hayatına hizmet edemez diye düşünüyorum.
ki özgür kaynaklar şu anda hala hobi düzeyinde tam olarak profesyonel olarak bir ülke tarafından ele alınmamışsa, bazı ülkeler var ele almışlar tamamen kendi yazılımlarını, ki onlar da artık özgür yazılım olmaktan arındırıp kendi kaynak kodlarıyla tekrar çekirdeklerine kadar değiştirip yazılımı tekrar geliştirerek belli bir noktaya getirebiliyorlar. En azından dünya emperyalizminden uzak bir altyapı, yazılım altyapısı kurmak için kullanılabiliyor. Bize şöyle bir söylemde bulunuluyor. Hani sizin teknoloji fakültelerini sevmediğiniz, hani bünyenizde çalıştırmak istemediğiniz konusunda. Bizim mi? Evet, hani Akınsoft Teknoloji Fakültesi mezunu almıyor. Onları bünyesinde çalıştırmıyor. Kim konusunda söyledi bunu? Hani genel olarak okula başladığından beri ben sürekli bununla karşılaşıyorum açıkçası. O zaman ilk ağızdan duyun arkadaşlar. Ben şimdi teknoloji adına hepimiz bilim üretiyoruz. Teknoloji adına bilgisayar mühendisinden bahsedelim. Bakın biraz önce bir bilgisayar mühendisi ünvanından bahsedildi. Bilgisayar mühendisliği diye bir ünvan yok artık. Profesyonel hayatta böyle bir ünvan yok. Yani gittiğinizde işe girecekseniz, işte ben bilgisayar mühendisiyim derseniz işe alınmazsınız. Diplomanız var diye çok kendinize güvenmeyeceksiniz. Benim diplomam var, işte ben şuradan mezunum, şu bölümden ya da şu okuldan. Bu çok çok önemli değil. İlk mülakat için önemlidir. Belki o da. Belki. Zaten sivriyseniz ilk mülakata bile girmenize gerek yok. Bu da ayrı bir olay. İnsanlar uzmanlık alanlarıyla işe girerler. Yani bilgisayar mühendisliğinde belki yüzlerce uzmanlık alanı var. Bunlar az çok biliyorsunuz değil mi? Bir mobil yazılım olabilir, bir veri tabanı uzmanlığı olabilir, yapay zeka olabilir. Bir masaüstü, bir web programcılığı, bunun alt dalları, alt dalları, birçok dalda uzmanlık olabilir. Bir konuda uzmanlaşın. Elektronik mühendisleri için de geçerli bu. Makine mühendisi arkadaşlarımız için de geçerli. Nerede okuduğunuzun ya da bölümün hiçbir önemi yok. Kendinizi yetiştirmenin önemi vardır. Ama bir konuya gerçekten üst seviyede hakim olmanız lazım. Ve birçok konuda da orta seviyede bilgi sahibi olmanız lazım. Yani bir şeyden her şeyi bilmeniz gerekiyor açıkçası. Bir yere girdiğinizde, örnek veriyorum, PHP dediğimiz bir dil var. C dediğimiz bir dil var. C en eski bilgisayar dillerinden bir tanesidir. Ama bugün hala en çok geçerli olan dil C'dir. C biliyorum, ben bu konuya hakimim diyorsanız, ki bunu demek zaten bilgisayar sistemlerine hakim olmak demektir. Birçok yazılım şirketinde iş bulabilirsiniz. Yani fakültenin ismine göre, okulun ismine göre falan değil ki biz. Hiçbir kurum öyle almıyor. Onu söyleyen arkadaşlar bence şehir efsanesi uydurmuşlardır. Evet. Orta sıradan alalım efendi. Mikrofon onun da diğer arkadaşlarımız da sorunuzu duysun. Ben de kendim aynı teknik eğitim mezunu bilgisayar öğrenimi. Şey soracaktım şimdi, benim okuduğum yazılarda şu anki üretilen robotların iki yaşındaki bebeğin ya da çocuğun hareketleri tam olarak yapabilecek seviyede olmadığı yazı. Bizimkiler işte bilmem kaç yani, milyon euro vermişler de bir tane robot almışlar, onu 3 yaşına kadar büyütmüşler, bundan mı bahsediyorsun? Ya yok, o değil yani. Bir tane var ya. Yani şu anki teknolojinin ancak hani 2 yaşındaki bir çocuğun hani hareketlerini yapabilecek bir evet, şey olduğunu yazıyor da hani bu konuda ne düşünüyorsunuz, onu sormak istemiştim. Teşekkür ederim. Şimdi böyle robotlar var tabii. Geliştirilebiliyor, öğretilebiliyor. Doğru yani, bir insan yapısına baktığımız zaman bugün belki ki belki 3 yaşında bir çocuğun kısmi hareketlerini, ama yani bunu arkadaşlar şey yapmak lazım, bölümlemek lazım. Bazı hareketleri robotlar insanlardan daha iyi yapabilir. Yapabilir mi sizce? Bazılarını. Bugün günümüz teknolojisinden bahsediyorum. Mesela yazmak. Siz mi hızlı yazarsınız, robot mu hızlı yazar? Robotlar hızlı yazar. Yazıcılar biliyorsunuz dökülüyor böyle. Bunlar bir robot. Yazıcılar. Değil mi? Yani insanlardan bazı bölümlerde artık daha hızlı olabiliyor makineler. Bazı durumda da insanlar robotlardan daha hızlı olabiliyor. Mesela iletişim. Bir insanla iletişim kuracaksanız insan daha hızlı iletişim kurabiliyor. Ama zamanla tabii bu her geçen gün birbirine yaklaşacak. Totalda baktığımız zaman bugün insan üstün tabii ki. Ama insanın nitelikleri sayılabilir, tanımlanabilir şekildedir. Bunların hepsi tanımlanabilir ve bunlar tanımlanabiliyorsa programlanabilir demektir. Bugün 2 yaşında, 3 yaşında olabilir ve hızla büyümekte. Güzel bir program süresinin sonuna geldik. Peki. Arkadaşlar son fıkramızı da anlatalım. Ondan sonra da sorun bakalım. Biyoteknoloji alanında düşüncelerinizi alabilir miyim? Yani insana bir robot, yani bir kol takılabilir mi? Kol olmayan bir insan. Şu anda yapılıyor zaten o tür biyonik kollar, biyonik bacaklar yapılabiliyor. İnsanla iletişim kuran biyonik kollar var.
Yani aynı kolunuza aynı olmasa da ona yakın hareketler verebileceğiniz işte sinir uçlarından ya da kas uçlarından alınarak. Nasıl görüyorsunuz bunu? Yani insan için nasıl olur? Yani mesela insanlar kendi kol ve bacaklarını ileride beğenmeyecekler ya da yeni bacakları isteyecekler gibi şeyler düşünüyor musunuz? Muhtemel. Muhtemel. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Moderatörümüz izin vermiyor. Tamam, ben Fıkra'mı anlatıyorum gidiyorum. Tamam. Arkadaşlar sonra yazıyorlar Fıkra'mı anlatacaktınız diye, onu da anlatayım. Şimdi yine bir mühendis arkadaş kampüste geziyor. Hep de kampüste mühendis yapacak bir şey. Yalnız o kadar yani. Karşıdan bir başka mühendis geliyor. Elinde bir tane bisiklet. Ya senin bisikletin yok, sen bisikleti nereden aldın diyor. İki mühendis konuşuyor. Ya sorma ya diyor, bir tane kız geldi diyor elinde bir bisikletle diyor. Çimlere bisikleti bıraktı diyor. Tamamen soyundu diyor, kıyafetlerini de bir yere bıraktı diyor. Ve durdu diyor, istediğini alabilirsin dedi diyor. Ben de diyor bisiklet aldım diyor. Öbür mühendis de diyor, iyi ki bisiklet almışsın, elbiseler zaten sana olmazdı diyor. Peki arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buraya katılım için de teşekkür ediyorum. Teşekkür için de özgürlüğe teşekkür ediyoruz arkadaşlar size de. Beşinci çekilişe geçiyoruz. Bu arada bu numaralar niye veriyoruz arkadaşlar? Set Üniversitesi Necmet İlyar Bakan. Ve organizasyon büyük. Konya. Öyle mi? Güzel. Konya'da çok önemli bir şey. İngiliz sayımdan 155 bir kur eğitim hediye. Kimi? 42 sevi 335. İngiliz sayımdan 155 bir kur eğitim daha. 42 sevi 119. İngiliz sayımdan 155 bir kur eğitim daha. 42 sevi 173. Kaç tane istiyorsun? Sabah ver, o çekin.
42S330. Üç o arkadaş, siz üç kişi miydiniz? Evet. Tamam, üç kişi de altı kişi. Onlar ama kişi, proje mi var sizi? Hani bize? Hani bize? Neden şimdi? Kırk iki sene 821. O da var. Arkadaşlar, çıkıştaki kitaplar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hediyedir, alabilirsiniz. Ne kadar güzel.